Medya programına hoş geldiniz. Yeni bir programdayız. Bu kez Kürt sorununu konuşacağız. HDP üzerinde giderek yoğunlaşan baskılar, kayyum atamaları, il başkanlığına baskınlar ve bitmeyen tutuklamalar, gözaltılar nereye kadar sürecek ve ne yapılmaya çalışılıyor? Bunları deneyimli, kendisi genç ama politikadaki deneyimi fazla bir siyasetçiyle konuşacağız. Sibel Yiğitalp konuğumuz. Hoş geldiniz Sibel. Hoş bulduk. Sibel Yiğitalp, eski Diyarbakır milletvekili. Biz kendisiyle Türkiye'de en son galiba Diyarbakır'da buluştuk. Sur'da evet. Gezdik. Baktım ona, Nisan 2016'ymış. Öyle mi? Nisan 2016'da bizim bir Kürtpen'in Diyarbakır'da bir toplantısı vardı. Ben Cumhuriyet'in yeni yönetmeniydim. Sen o zaman Diyarbakır milletvekiliydin. Buluştuk, Diyarbakır'da gezdik. Sur'un halini gördük. O günden 4 yıl sonra ikimiz de Berlin'de sürgündeyiz. Evet. Burada buluştuk. Maalesef. Ne oldu 4 senede? Yani niye bu kadar dramatik bir... Kürtler yaşadı, biz hissetmedik. Bugün bu demokratikleşmeme adına yürütülen, yani bu politika aslında bütün Türkiye'yi sahip edince hepimiz birbirimizi hem tanıdık hem de arada ortak mücadele ve kendi farklarımızla mücadele konusunda paydaşlar olduk. Ve şimdi asıl mesele şu, Türkiye'nin daha gittikçe totaliter bir rejime dönüşmesiyle bu Kürtlere yapılan baskı sirayet etti herkese. Biraz senin hikayenle başlasak, oralara gelsek, sonra bir yangın nasıl büyüdü ama sende ilk yangın nasıl çıktı, yani siyasete nasıl girdin? Ya ben aslında Diyarbakır'da doğdum, büyüdüm. Yaşamımı orada sürdüm. Bir kamu kurumunda uzun yıllar idareci yöneticilik yaptım. Ama sonuç itibariyle yaşantımda kimliğimden ve inancımdan kaynaklı kendi memleketimde olmama rağmen iktidar adına karşı karşıya geldiğimiz çok fazla sorunlar oluyordu. Sendikal mücadeleden tutun, sizin halktan gelen hizmete bakış açılarında bile, yani erklerin, yani yönetim erkinin kendi dışındakilere bile yapması gerek, yani kendi dışında gördüklerine hizmet verme deki bakış açıları bile çok inciticiydi. Ve o dönemde çok fazla sayıda, bilhassa Diyarbakır'da inanılmaz derecede hukuksuzlar vardı. İşte 11 Mart olaylarında 4 tane PKK'li getirilmişti, kimyasal kullanılmıştı ve o dönemde Erdoğan kadın da olsa çocuk da olsa gerekeni yaparız dedikten sonra bir sürü çocuk ve sivil insan hayatını kaybetti. Diyarbakır kendi için sürekli huzursuz ve sürekli gelecekle ilgili kaygıları olan bir yaşamı var. Aslında bizim hepimizin öyle. Kürtlerin hep böyle bir hayatı oldu. Mesela Türkiye'de saat 3'te, yani normal şartlarda olsaydı, gece 3'te telefon çaldığında ya da kapı çaldığında aklına gelen şey, acaba yakınımdan biri hastalandı mı? Ya da benim bana ihtiyacı mı var diye düşünürsünüz. Doğru. Ama bizim aklımıza gelen ilk şey, telefon çaldığında ya da kapı çaldığında hemen acaba polis mi geldi? Kimi gözaltına alındılar ve kime ne olacak? Sistematik olarak böyle bir hayat var ve sürekli gerilimle yaşayan, travmatik bir yaşam aslında. Sizin aile böyle miydi yani? Yok, aileden bir siyasetçilik var mı? Ailemde öyle bir şey yok ama ailem toplumsal duyarlılığı olan bir aile. Eğitim düzeyleri de iyi. Hepsi üniversite falan okudu. Ama hepsi dediğin kalabalıksınız. Evet, biraz kalabalık kardeşiz. Dokuz kardeşiz. Hepsi de üniversiteyi bitirdi ama mesele o değil. Mesele sadece insanın kendi içinde yaşadığı durumla hayatı değerlendiremezsiniz. Komşunuzun çocuğunun yaşadıkları sizin hayatınızı etkiler. Dolayısıyla siyasete girmeye karar verdim. Evet, bir şekilde böyle DTK'da çalıştım uzun bir süre. Sendikal çalışmalar derken bu işte siyasete buldum. Kaç senesi? Siyaset Partiye 2014. 14. Son milletvekilliği? 2018'e kadar. Ondan sonrasında kendi burada gördüm. Peki yani Diyarbakır'da siyaset yapmak nasıl bir şeydir? Diyarbakır'da siyaset yapmak aslında çok benim açımdan doğal. Yani çünkü Diyarbakır'daki halkın %80'i politiktir yani. Siz sokağa gittiğinizde seni beraber der, seni bir kahve çaya çağırdığı zaman hemen Türkiye'nin hali seninle konuşur, Diyarbakır'ın hali seninle konuşur. Hepsinin devlet şiddetine maruz kalmış tanıklıkları vardır çünkü. Yani Diyarbakır'da sesler veri olarak demiyorum ama tanıklığım üzerinden söylüyorum. 100 eve giderseniz en az 60'ının evi kişisinde ya da ahali halkının 60'ının ya bir kısmı cezaevine girmiş çıkmıştır, ya gözaltına girmiştir, ya çocuğu dağdadır, ya da işinden olmuştur. İllaki bu savaşın da payına düşeni yaşamıştır. Dolayısıyla bu şiddet sarmalı insanların hem itirazını
hem muhalefetini hem de politik bilincini artıran bir yaşam biçimine dönüşüyor. Şimdi tabii Diyarbakır'ı bilmeyenler için şunu söylemek çok kolay. HDP'de örgütle arasına mesafe koysun. Bu çok dillendirilen bir şey. Hala evet, ısrarla. Evet. Ve benim konuştuğum her HDP'li de şunu anlatmaya çalışıyor ki aynı tabandan bahsediyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla hani mesafe koy dediğin adam benim ya çocuğum ya teyzemin kızı ya, ya emimin oğlu vesaire. Bunu sen orada nasıl yaşıyordun? İşte az önce söylediğim gibi hani yüzlerin 60'ındaki cezaevi ya da dağa gitmiş ya da çocuğunu kaybetmiş ya da devlet şiddetine maruz kalmış olan o halk insanları bir araya getirdiğinizde yüz binler şehirde şeyleri yan yana getirdiğinizde milyonlarca insana tekabül eden bir gerçeklikten bahsediyoruz. Şimdi PKK gitse yerine başka bir örgüt gelecek. O gitse başka bir örgüt gelecek. Sonuç itibariyle bunu PKK üzerinden tartışarak sorunu krize dönüştürüp bu krizden nemalanan bir iktidar anlayışı var. O zaman Şeyh Said, Dersim, Koçgiri, Ağrı ve bu arka Maraş, Sivas, 90'lar en yakın tarih mesela 4000 köy boşaltıldı. 5 milyon insan göç etti. 17 bin fail meçhul cinayet işlendi. Ve 70 bin insanı her gün 4 tane arkadaşı akrabası olsa yine milyonlara gelen bir halk çoğunluğundan bahsediyoruz. Yani PKK'nin dedikleri aslında PKK dedikleri veya HDP ile PKK arasında mesafe koy dediklerinde seçmenini terörizmle yargılamanı istiyor sana. Diyor ki daha giden bir çocuğun babasını da terörist olarak gör. Bir cezaevi de zaten barış gör. Eğer isteniyorsa burada o mesafenin olmaması bir avantaj. Öyle değil mi? Yani çünkü mesafe olsa zaten örgüte nasıl söz geçireceksin ya da yani bir barış sürecini nasıl yöneteceksin? Baktığın zaman şu anda HDP mesafe koysa HDP dışarıda kalır, başka bir parti kurulur, öyle değil mi? Yani sonuçta o tabana yaslanan bir şeyden, hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla ben HDP'yi aslında barış için bir şans olarak görüyorum baştan beri. Yani bu ülkede bir demokratik çözüm olacaksa HDP burada katalizör rol oynayacak ya da öyleydi planlanan. Ama bu olamıyor. Yani bu devlet refleksinden olamıyor büyük oranda ama sence HDP'nin de bu çıkıştaki noktadan uzaklaştığı eleştirilerine katılır mısın? Yani şimdi aslında HDP'den çok mesela DEP vardı, HEP vardı, ÖZDEP, HADEP ve bunlar bir araya getirdiğinizde aslında ardıları çok fazla sayıda siyasi legal, demokratik mücadelenin şu anki şeyi adresi HDP. Ama HDP o mirası almış. Yani dolayısıyla mirası alıp üzerine bir şey daha koymanız gerekiyor. Sadece oradan siyaset yapmak ne mücadeleyi büyütür ne de mücadeleye bir şey katar. Tam tersi mücadeleyi geriletir. Bir böyle yönü var, bir de şöyle bir yönü var. Hani dağın yolunu açan devlettir. Net, ben meclise de çok söyledim. Siz mesela Kemal Kurkut'tan bahsedeyim, Nevroz'da. Hı hı. O çocuğun Nevroz'da alanına giderken yargısız infaz yapılması, o çocuğun yakınları ve çevresi açısından siz hukuku işletmeyeceksiniz. Adalet mekanizmasını işletmiyorsunuz. Anne babaların acılarını anlamaya yönelik hiçbir politika yürütmüyorsunuz. Tam tersinden anne babanın o çocuğun neden katledildi diye sorgulamaya başladığında onları da cezalandırıyorsunuz. Hatırlatalım kısaca, hatırlamayan evet, izleyicilerimiz vardır belki. Yani Nevruz sırasında bir eylem yapacak zanlıyla açıkça infaz edildi. Evet, ve fotoğrafları çıktı, basına da geçti. Önce yalan söylediler. Evet. Sonra evet, fotoğrafları çıkınca kabul evet, etmek zorunda kaldı. Hayır, Kemal Ceylan ön kol var, Uğur Kaymazlar var ve bunların hepsi sivil yaşamın içinde olan çocuklar yani. Sadece çocuklardan bahsediyoruz. Küçücük çocuklardan bahsediyoruz. Bu küçücük çocukların uğramış olduğu bu şiddete demokratik legal siyasette izin vermiyorsunuz. Hukuki olarak mücadele etmesine izin vermiyorsunuz. Hiçbir yerde, hiçbir platformda onları kabul etmiyorsunuz. Yapılan bu kadar hukuksuzluğu görmezden gelip sadece ve sadece hadi mesafe koy. Peki Uğur Kaymaz'a ben nasıl mesafe koyabilirim? Ya da ben Ceylan Önkul'a nasıl mesafe koyabilirim? Bunu koymam ahlaki değil. Her milletvekilinin de bir ailesinde ya da yakınında bir şey vardır. Aynen belki, öyle. Olmasa ne olacak? Mesele olmasından çok ahlaki, insani, vicdani bir sorumluluktur. Yani illaki senin yakınından birinin dağda olması ya da yaşamını kaybetmesiyle ilgili sen sorumluluk alamazsın. Siyaset çözüm bulma sanatıdır. O çocukların dağa gitmesini istemiyorsanız o zaman Türkiye'yi demokratikleştireceksiniz. İnsanların eşit yurttaşlık temelinde anayasal bir güvence altına alacaksınız. O
ve o şekilde Türkiye halkları içerisinde bir barış tesis edersiniz. Ama bunu yaparsa tekçi ulus devletin kendi intiharı olacağını bildiği için sürekli tehlike üretmekle yükümlü. Çünkü odan besleniyor, ondan varlığını sağlıyor. Ve bu varlığını sağladıkça bugün dün Alevilerdi, bugün Kürtler, öncesi Ermenilerdi. Şimdi Türk dost, yani Türk demokratlar, yani ben aslında Türk doğru bir şey değil ama hani etnisite üzerinden sürekli kriminalize edildiği için bunları söylüyorum. Ya da eşcinsellerdir. Çünkü ötekileştirilmesi gereken bir politikaya ihtiyacı var. Ve bu politikadan besleniyor. İktidar açısından böyle ama muhalefet açısından da HDP'nin dışlandığını görüyoruz. Tabii ki. Yani sadece hükümet değil burada mesele. Kuşkusuz öyle. Orada niye bir türlü bir birliktelik oluşamıyor? İşte o kodlanmış, yani diyor ya kodlanmış genlerine kadar oluşturulmuş o bir arka planda belki ulusal kibir, yani bir er kibri var, yani egemen ulus kibri. Bir kısımda bu var, bir kısımda da şu var: HDP büyüdükçe, mesela CHP'ye bahsedelim, HDP büyüdükçe CHP küçülecek. Çünkü HDP'deki Alevi politikası, mesela diğer etnisitelere bakış açısı, eğitim politikası, ekonomi politikası, işçi sınıf açısından, Alevi politikası, mesela Aleviler açısından, eşcinseller ya da Süryaniler, Asuriler, aklınıza gelen diğer bütün farklıların adına yürütülecek, kendi içinde, kendi iç hukukunda bir araya gelmiş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bileşen hukukundan bahsediyoruz. Şimdi 20 milyona fazla Alevi var. Bir kısmı CHP'ye oy veriyor ama CHP bir gün Cem evleri üzerinden ya da Alevi kimliği üzerinden bu sorunları çözerim ya da gelin bir arada olalım demiyor. Hani aslında belki modern toplumda hani birinin etnisitesini ve inancının üzerinden konuşmak hiç ahlaki değil. Ama yok saydığı için biz bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Yani benim Kürt olmamı söylemek zorunda kalmak istemiyorum ben. Ya da bir Alevi, ben Aleviyim demek zorunda kalmamalı. O zaman şu çıkıyor, yani CHP, HDP birlikteliği ikisinden birine zarar verecek gibi. Yani birlikte olmaları bir sinerji yaratmayacak, birbirinin tabanından oy çalacaklar. Yönetim anlayışı olarak öyledir. Ama taban muhalefeti açısından ve halkın gerçekten demokratikleşme açısından geleceğin en kıymetli çözüm reçetesi bir araya gelmektir. Bu ama iktidar aklının, yani erk güçlerinin sistematik olarak HDP'ye yapılan haksızlıkları ve zulmü görmeden, sadece ve sadece çok böyle karnından konuşarak, daha açık söyleyeyim, kendi kimi şeyleri reddeden ama kendini garanti altına alan söylemleri oluyor. Mesela çok basit, bugün camide Çağbela şarkısı marşı okundu diye CHP'nin kimi üyeleri inanılmaz tepki gösterdi. Ama 24 saat önce olmadan, daha dün Ankara il binamızda basıyor il yöneticilerimiz. Önceki milletvekilimiz Nihat Akdoğan da dahil, MHK üyemiz. Ve bunların hepsini şiddet kullanarak, zulmederek gözaltına alınan bir pratiği görmeyin. Sadece cami üzerinden Çağbela'ya tepki göstermek bir politika değildir. Bu muhalefet yapmak da değildir. Bu kendi statüsünü, kendi pozisyonunu konsolide etmenin aslında bir takım araçlarıdır. Gerçekten vicdani ve ahlaki ve muhalefet etmek gibi bir dertleri olsa, bugün HDP'nin 45 tane belediyesine kayyum atandı. 8 tane milletvekili cezaevinde. 5.000'e yakından fazla. Şu an söyledim ama belki 2 saat sonra sayı değişir. Çünkü sistematik olarak bir baskı var. Bunların hepsi legal demokratik siyaset yapan insanlardan oluşuyor. Siz onlara görmezden gelip Çağbela üzerinden ya da işte ben şu tarihte yapılan bir yolsuzluk üzerinden sistematik olarak konuşma mekanizmasını oluşturursanız, burada haklısın ama şu da yok mu? Yani CHP'nin de mesela geçen hafta Adana İl Başkanı gözaltına alındı. Tamamen hukuksuz bir şekilde. Orada da hani HDP'den büyük bir şey destek şeyi görmedik, tavrı görmedik. Yani burada herkesin sadece kendi mazlumiyeti üzerinden politika yaptığı bir ortamdan söz etmiyor muyuz? yok, yani o saate alındığı zaman emin olun ki bizim başka ilçelerimize baskı yapıldığı için fark edilmemiştir. Yani bizim sistematik olarak gözaltılar, tutuklamalarla ve süreç yürüdüğü için hani bu şekilde oldu. Mesela ben milletvekili süreci içerisinde benim yaşantımın çok ilginçtir. Kendim farklı sıradan söyleyeyim. Adliye, mezarlık,
morglarda geçti. Sonrasında parlamento. Yani siz bir siyasi çalışma alanınızın mezarlıklar, morglar, mezarlık, morg, taziyeler ve arada bir meclise giderek bunu anlatmayla geçen bir siyasi çerçeveye mahkum ediliyorsunuz. Yani bu kadar ağır bir baskının getirmiş olduğu bir durumu yanınızdaki görmüyorsa, bunun zaman içinde oraya da sirayet edeceğini defalarca ikaz etmenize rağmen halen ve halen yok bizim için gençlik kolları başkanı alındığında bize HDP yeteri kadar destek olma dediğinizde çok vicdani olmayan bir eleştiri olacaktır. Çünkü bir kişi alın. Ben tabii ki ben asla ve asla... Hayır, şunu kastediyorum. Yani her eylemde hepimizin ortak bir tavır koyması lazım. Yani bunun reçetesi bu. Aynen öyle. Yani kime yapıldığından tamamen bağımsız olarak adaletsizlik varsa orada yetişmeniz gereken bir durum var. Evet. Yani bunu kuramadığımız zaman maalesef herkes kendi şeyini, evini korumaya çalışıyor gibi bir durum. Halbuki dediğin gibi bir yangın var. Evet. Senin gözaltın nasıl oldu? Ya benim gözaltım çok öyle hani çok anlatacak bir şey, şöyle bir şey yok ama şöyle bir durum, hikayesi var aslında. Şimdi Aysel Tuğluk'un annesi, hatırlarsınız Hatun Tuğluk, hayatını kaybettiğinde, hayatını Ankara'da kaybetti, yaşlı zaten sivil bir insan. Yaşamı yitirdikten sonra vasiyeti gereği Ankara'da gömülecekti diye bir vasiyeti vardı. O vasiyeti üzerinden Ankara'da gömüldü ama sonrasında ırkçı güruhun ağır şeyinden sonra tekrar o mezardan çıkarıldı. Tam onun sabahı ben alındım ve oraya katıldığın için. Hayır, oraya gitmek için hazırlanmıştım aslında ama o yoğun baskı, linç politikasını izlerken tabii sabahı alındım ve ben oradan Dersim'e getirilecekti. Yani oradan mezardan çıkarılınca orada gömülme güvenliği olmayınca düşünebiliyor musunuz? Bize hani baskılara maruz kalır aslında bizim gömüldükten sonra yattığımız toprağın bile güvenliği yok yani. Aynısı İbrahim Gökçe oldu. İbrahim Gökçe oldu tabii. Gömüldüğü yerde huzur verilmiyor. Gömülmüş artık. Yani hiçbir hayati belirtisi yok. Sadece bir insan cesedi orada yatıyor. O kadar. Bu bile tahammül edilemez. Bir noktaya geldi. Onun sabahında alındığımda bana sorulduğunda işte siz işte sokağa çıkma yasaklarında şu konuşmayı yaptınız. Şunu yaptım dedim. Evet doğrudur ama sokağa çıkma yasakları, ablukaları konuşacaksak o zaman bizim bu ablukaların neden bu kadar bu noktaya geldiğini konuşmamız gerekiyor. Eğer meseleyi çözmüş olsaydık, Türkiye'nin demokratikleşmesi pratikte olmuş olsaydı bugün o hendekte ve barikatlar ve o sokağa çıkma yasakla beraberinde olmayacaktı. Bugün siz orayı 2015'teki çözüm müzakere süreci adında yok etmenizle birlikte halkı, yaşam alanını yok ederek, işte bahsettiğim gibi Kemal Kurkut'la, Ceylan Onkol'la bunların ailelerinin yaşantılarını sistematik olarak şiddet uygularsanız bir şekilde o şiddet hayatınızın çok içine girer. Şimdi ve dedim ki benim bugün değil Aysel Tuğlu'nun annesini mezardan çıkarılanların yargılanması gerekirdi. Bu nefret siyaseti yaratanların yargılanması gerekirdi. Yargılanmadığı için bugün İbrahim Gökçek de aynı şeylere maruz kaldı. CHP'nin ilçe gençlik kolları başkanı da tutuklandı ve bu şekilde her yere sirayet eden bir hukuksuzluk ve herkesin huzursuz olduğu bir yaşama dönüştü. Peki onun üzerine sonra serbest bırakıldın. Tabii ki. Yani çok öfkeliydim zaten. O öfke, inanılmaz bir öfkem vardı. Çünkü bir insanın ve Aysel cezaevinde annesinin vasiyeti üzerine orada gömülüyor. Ve tekrar kişi saat sonra çıkarılıyor. Ve o haliyle tekrar topraktan çıkarılan bir cenaze Dersim'de gömülüyor. Aslında tarih var ya, hepimizin utanacağı, hepimizin gerçekten ileride torunlarımıza, yakınlarımıza, kaç kuşak sonrasında bizden bahsedildiğinde hepimizin yüzüne tüküreceği bir ahlaki çöküntünün dönemini yaşıyoruz biz. Ve bu çöküntünün de, yozlaşmanın da, çürümüşlüğün de hep yani büyük bir oranda sessizliğine borçluyuz. Yani adaletsizliğe sizi yapmanın, hani bir adaletsizlik yapabilir, erkin iktidarın bir gücüyle adaletsizlik yapar, kendi gücünü korumak, iktidarını korumak için. Ama ona sessiz kaldığınızda siz o yaptığı çürümüşlüğe ortak oluyorsunuz. Ve bu çürümüşlük sadece ortaklıkla kalmıyor. Birkaç zaman sonra sizin hayatınızdaki adaletsizliğe kadar dönüşüyor. Ve bu dönüşme işte bugün CHP'nin ilçe başkanı tutuklanması, CHP belediyelerinin kuşatılmaya alınması, sistematik olarak CHP belediyelerinin
bir hedef noktası, hedef tahtası haline gelmesi ve bunu anlatırken HDP ile birleşme adına konuşması, kriminalize etmesi. Siz 3 yıl önce HDP ile sürekli görüşme yapıyordunuz. Ve kendi pratikleri, geçmiş pratikleri kiminle yol yürümüşlerse onu tamamen kriminalize etmişler. Her türlü kriminal ve ahlaki olmayan, çoğu zaman söylemekten imtina ettiğimiz hakaretle yok saymışlar ki. Aslında burada kendi geçmişine hakaret eden bir iktidar pratiğinden bahsediyoruz. Cemaat de gece gündüz kol kolaydı. Küçücük bir çocuk, gencecik bir çocuk, üniversite öğrencisi para yatırdı diye tutuklandı. Ama o cemaatin çocuklarının yetiştirme üniversite yurdunu açanı, bankasını kuranı siyasetin en özne noktasına getirdi. Şimdi böyle bir pratiğin, böyle bir ahlaki çöküntünün olduğu bir yerde hepimizin bir araya gelip bununla ortak mücadele hattında etmek zor gibi bir mecburiyetimiz var. Yani tarih de, gelecek de, bundan sonraki nesil de bize bunu emrediyor. Yani bu emirdir, yani bu mecburiyettir. Çünkü bu şekilde çökmüş, çürümüş, mesela Konya Karaman 45 çocuk tecavüze uğradı. Bakanı 12 yaşındaki çocuğun, 15 yaşındaki çocuğun evlenebileceğini söylüyor. Haziran ayında meclis sonuç toplanacak. 5 yıl evli kalmışsa cezaevinde çıkacak. 18 yaşındaysa 13 yaşındaki bir çocukla evlenmiş olacak. Yani bu normalleştiriliyor. İşte bu kadar ahlaki yozlaşmanın olduğu bir yerde hiçbir parti, hiçbir inanç, hiçbir etniste ayrımı gözetmeksizin herkesin kendi rengiyle bir araya gelmenin ve ortak mücadele etmenin zamanı geçti. Peki Ankara'da mesela, ben Diyarbakır'da siyaset sordum. Şimdi biraz da Ankara'da siyaset sorayım. Sonra Berlin'de siyaset soracağım. Tabii ki. Ankara'da milletvekili olmak nasıl bir şeydi? Yani bütün bu dediklerinin bir karşılığı oluyor muydu? Kulağa çalınıyor muydu? Şimdi bu böyle bir soruyu sanırım BBC'ydi. Bir gün röportaj dedi ki siz MHP leğenine oturuyorsunuz. Ankara'da siyaset nasıl bir şey? Dedim kendimi bu ülkenin siyasi gibi hissediyorum aslında. Yani dedim nasıl bir şey? Dedim ki yani aslında renklerimiz bir ama dilimiz ve şeyimiz o kadar ayrı ki yan yana otururken bizi görmezden, hatta bir ara flu gören bir bakış açıları vardı hatırlarsınız. Evet. O zaman onlar vekil sayıları bizden fazlaydı, o yüzden flu diyordu. Ama Allah'tan biz onlardan daha çok vekil sayısına şu anda sahibiz. Netleşti zaten. Evet. Çünkü o flu görmek onları sadece daraltı, küçülttü. Fakat ideolojiyi iktidara taşıdı. Bu ne altın çizerek söylüyorum. Şimdi mesela siz adam, yani oradaki insanlar Konya Karaman'ın mesela şeyinden bahsediyorsunuz, tecavüze uğrayan çocuklarından kafadan reddediyor. Ya bir gün dedim ki bakın dedim hani Kürt çocuklarından bahsetmiyorum, eğer Kürt güzeline bahsediyorsanız bunlar Karaman'ın çocukları, sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız, bakın tecavüze uğramıştan bahsediyorum. Bu bile problem yani. Mesela Suriye'ye operasyon tezkere evet deniyor. Ben CHP'ye de söyledim mecliste de ısrarla. IŞİD'in oraya olmasına şimdiye kadar ses çıkarmadınız. Oranın sınır ötesi operasyonu evet deme adına bugün AKP ile birleşiyorsunuz. Peki oraya gidenler kim? ÖSO dedikleri, IŞİD aklıyla hareket eden, IŞİD pratiğine sahip olan ve orada aleri kadınları kafeslerde pazara, köle pazarında satan anlayışa mahkum ediyorsunuz yani. Ve siz bunu kendiniz, kendi mahallenizi onlara teslim eder misiniz? Bu soru çok net sordum. Çocuklarınızın onların yanında büyümesini ister misiniz? Yapmak istemediğiniz bir şeyi. Sizin konuşuyorlar mı peki bu soruları? Arka planda çoğu zaman şunu söylüyorlar. Ya biz genel kurul salonu görüyoruz da arkada kuliste hani daha ilginç temaslar oluyor mu? Yani mesela onlar bizi şöyle görüyor, cesur buluyor. Ama aynı zamanda haklı buluyorlar. Fakat oraya geldiklerinde parti hukukumuzun veya tabii bunu ben herkes için söylemeyeyim. Yani bütün CHP milletvekillerini kastetmeyeyim. Çünkü etikte çok sağlam, yürekli, gerçekten vicdanlı olan çok arkadaşımız var. Onlara ayrı tutarak söylüyorum. Ama sonuç itibariyle şu, mevcut statikosunu korumak gibi bir sorumluluğu da var. Yani dokunulmazlıklarımızı kaldırdıklarında etmez, bunu yaparken istemiyorduk ama yaptık. Sonradan vicdan yaptık bazen. Ama bunu yaptıktan sonra tekrar yeni kapı ruhuna bir araya getirdi. Sonra işte bize kayyum atağında sağlam bir çıkış yapmadı. Yani hiçbir zaman gerçekten öz eleştirisel baksaydı, mevcut iktidar, CHP iktidarından bahsediyorum, ısrarla söylüyorum. Çünkü CHP'nin seçmen ve muhalefet gücü çok sağlam, çok dik duran ve çok vicdanlı olanlar var. Yani onları ayrı tutarak söylüyorum. Mevcut AKP bu kadar beslenmez, güçlenmez ve onlara da bu zulmü yapmazdı yani. Ama bunu görmeyip ısrarla ve ısrarla HDP ile görünmeyelim,
Ama şöyle olmasın. HDP'yle görünmeseniz ne olacak? HDP'ye görünmeseniz bugün İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir belediyelerini kiminle alacaksınız yani? Bu tabulaşmadan, bu dogmatik bakıştan çıkmak gerekiyor. HDP bu Türkiye'nin gerçeğidir yani. Kürtler bu halk, bu Türkiye'nin gerçeğidir. Siz yok saymayla, politikanın dışına itmeyle sadece siz kaybedersiniz. Mehmet Ağar hatırlarsanız ben artık Barış'ın yolu Diyarbakır'dan geçer demişti. İktidar oldu. Turgut Özer dedi iktidar oldu. Mesut Yılmaz dedi pardon. İktidar oldu. Ne zaman Tansu Çiller'le bir araya gelip Kürtler savaş açtı kaybetti. Yemiler yaptı kaybetti. İktidar gelirken Kürtlerle anlaşarak geliyorlar. Yani Kürtleri tanıyarak geliyorlar daha doğrusu anlaşmıyorlar da. Sonra Kürtleri yok saymaya başladıkları zaman iktidarını kaybediyor. AKP de böyle yaptı. Dersim'in için özür diliyorum dedi. Hatırlarsanız. Gidip Diyarbakır'da mitinglere götürdü, getirdi. Sonra masa kurdu. Yani. Masaya kurdu. O zaman kazanması gerekiyordu. Tanıdı. Kürtleri sadece tanıdı ama. Kürtleri tanımı derken politik olarak tanıdı. Hukuki olarak tanımadı. Siyasal olarak tanımadı. Sonra ne zaman yok saymaya başladı. Gitti yine kaybetmeye başladı. Ve son itibariyle MHP mahkum oldu. Şimdi İYİ Parti üzerinden bir müzakereyle belki onun yerine kompansiyon. Ama başka bir tarih okuması da mümkün değil mi? Aynı döneme bakınca yani savaş ilan ettikçe oyunun arttığını görüyoruz. Yani şiddet politikalarının daha çok iktidara oy kazandırdığını görüyoruz. Ben öyle onu düşünmüyorum. Çünkü ama hani kamuoyu yoklamaları da seçim sonuçları da onu gösteriyor. Yani niye kaybetti barış sürecinden sonra? İşte kendi analizi ben savaşı ara verdim o yüzden kaybettim. Ondan sonra da tırmandırdı ve oyunu artırdı. Yani bir açıdan baktığın zaman sanki tarih bize tam tersini söylüyor gibi iktidar politikaları açısından. Ben tamamen farklı bakıyorum çünkü mesela HDP'nin görünürlüğü 2013-2015 sürecine denk gelir dikkat ederseniz. Neden? O zaman medya o kadar baskı altında değildi. İnsanlar böyle ana kanal, ana akım medyada yüzü bize dönüktü. Arkadaşlarımız canlı yayınlara çıkardı ve HDP'yi tanımasında ve HDP'nin kendi tanıtmasında ciddi araçlarımız vardı. Şimdi savaş arttıkça, baskı da arttığı için medyanın da sesi duyulmuyor. HDP'nin ne yaptığı da görünmüyor. Ve kendi o milliyetçi muhafazakar hatta paramiliter güçlerini de bunların üzerine kontrol mekanizması haline getirip buradan güç devşiriyor. Şimdi diyelim ki baskı olmasa, bütün ulusal kanallar, işte yandaş medya, şu bu filan, herkes istediği konuğu çağırsa ve istediği bir soru sorsa, AKP'liler de gelse, biz de gitsek, karşı karşıya konuşma zeminimiz olsa, yani o zemini bize yaratırlarsa. İktidar oy kaybettir. İşte mesele yani bu. İşte onu demek istiyorum onu yani. Hani şeyi söylüyoruz evet, aslında. Evet yani şiddet politikası her zaman iktidara yarayan bir şey. O yüzden hani iktidarın buna göz yummasını beklemek belki de hayalperestlik. Hayal demek istediğim şey yani bizim kaybettirir. Yani kaybettiriyor. Yoksulluk, baskı ve ağır saldırı kaybettiriyor iktidara. O yüzden şiddetini arttırıyor. Şiddetini arttırdıkça kendini koruma altına alıyor. Kazanan biri şiddet kullanamaz ki. Şiddeti neden arttırıyor? Kaybettiği için arttırıyor. CHP neden bu kadar saldırıyor? Kendi tabansal gücünü kaybettiği için CHP'ye saldırıyor. HDP niye saldırıyor? Belediyelerini niye alıyor? Bizim 60 belediyemize mi ihtiyacı var? AKP iktidar yani. Niye alsın? Yani biliyor alamayacağını. Yine seçim oldu. Kayyum atadı. Seçim oldu. Yine kayyumları kaybetti. Çünkü kaybettiğini biliyor. Gücünü zorun aykıtlarıyla ele geçiriyor. Bu kazanma değil. Bu gasptır yani. Kazanma olarak hani şimdi gayrimeşru şeylerle aldığınız her sonuç kazanç değil. Baskı sonucu almış olduğunuz sonuçlar. Peki Almanya nasıl oldu? Yani daha doğrusu milletvekilliği nasıl bitti ve ya, Almanya gelme fikri nereden? Yani tabii ki işte mesela benim aslında konuşmalarım hepsi propaganda. Yani burada konuştuklarımın çok daha fazlasını ben mecliste konuşmuşum. Ve konuşmalarım da gerçekliği. Dokunulmazlığım vardı Kürsü'de. Ama hayır fark etmiyor. Dokunulmazlık bizim için dokunulmazlık yok. Bizim için dokunulabilirlik var. Onlar için dokunulmazlık var. Hepsi dava konusu oldu. Hepsi ve işte öyle bir komik bir şey ki fezlekelerin bir kısmı eski tarihi. Mesela vekil olmadım tarihe dair bir mesela 2015'te biz vekil olduk. 2012 tarihli bir fezleke hazırlanmış mesela. Ve bunu yaparken mesela benim söylediğim şeyi
Aslında 2 yıl önce onlar söylemiş, ekler söylemiş ama ben söylediğim için 2 yıl sonra benim aklımda daha var. Ben derken aslında bizim hepimiz için. Yani bize açılmış bir şey. Bir de öyle bir şey yapıyorlar ki mesela örgüt üyeliği yapıyorlar. 2 gün sonra propaganda yapıyorlar. 3 gün sonra bir daha örgüt üyeliği yapıyorlar. Ben bazen diyorum bu nasıl bir örgüt? 2 saatte bir gidip örgüt değiştirip örgüte mi üye oluyoruz? Ne oluyor yani? Şimdi bir örgüt üyesiysem zaten propaganda yapmışımdır. Propaganda yapmışsam zaten örgüt üyesiyimdir. Dolayısıyla evet. Dava açıldı. Evet, bu böyle kendi için paradoksal aslında mantık ve hukuki zemini olmayan zorlama fezlekelerle çok fazla sayıda soruşturmalarım var. Fakat şunu biliyorum, yani biz burada da çalışma yürütüyoruz. Yani bir araya gelme, ortak bir dili kullanabilme, birbirinin hassasiyetlerine saygı duyma. Yani şunu düşünerek mi geldin? Siyaset bitti artık, orada yapacak bir şey kalmadı. Siyaset bizim Kürtler için... Hayır, mecliste pardon, öyle düzeltmem lazım. Yani mecliste legal siyasetin sonuna geldik artık, orada yapacak bir şey yok duygusu. Yani meclis sadece bir araç, siyasetin bir aracıdır yani. Siyaset mecliste yapılmıyor. Şu anda mecliste siyaset yapma zeminde neredeyse hiç kalmadı. Aç kapa yoluyla, 3-5 konuşturmayla ardından sayısal çoğu oluyor. Öyle de bir argüman var. Değer mi yani orada bir meşru bir meclis varmış gibi yapmaya? O yani tamam, bir fırsat, belki kürsüden üç laf söyleniyor ama bir yandan da hala ülkede demokratik bir parlamenter rejim varmış gibi olmasına yol açıyor partilerin oradaki varlığı diye ama bir görüş de var. Ama o kazanmış meclis. Mesela oraya gitmek için çok ciddi mücadele ediyor. Çok albedeller ödendi. O meclis bizim bir aracımızdır. Yani bizim için her şey değildir. Bizim HDP'nin ya da Kürt siyasi hareketinin mücadele yöntemi halkın içinde olarak halkla birlikte yapmaktır. Dolayısıyla benim burada olmam da benim açımdan aynıdır. Yani burada 200 bin yakın Kürt var, 200 bin yakın demokrat dostlarımız var ve bunlar hepsi bir araya gelince inanılmaz bir rakam yapıyor. Ve herkes bir şekilde bu şiddetten nasibini alarak gelmiş. Öyle bir noktaya gelmiş ki hayatını arkasına bırakıp gelmiş. Dolayısıyla şimdi aslında hani Kürtler, Türkler meselesi değil. Ve ısrarla ben hep Türk programlarda söylüyorum. Sorunumuz Kürt sorunu değil. Sorunumuz Türkçülük, yani Türk ırkçılık sorunu ve bununla birlikte onu yaratmış olduğu demokratikleşmeme sorunudur. Yani buradan asıl anlatmamız gereken Türkçülük bu kadar kıymetli midir? Yani insanların gidip evini yıktıktan sonra bayrak asmak mıdır? Yani gidip çocuğu, mesela bir Suriyeli çocuğunu öldürdükten sonra bir bayrak asmak mıdır? Türk olmak bu değildir yani. Ya da Kürt olmak bu da değildir. Yani benim demek istediğim, bir şeyi zorlayarak bir şey yapamazsınız. Burada şimdi sürgünde biz seninle birbirimizi bulduk. Yani evet. Ve şunu anladık ki yani aynı dayağı yiyoruz. Evet. Belki hani biraz geç fark edilmiş bir şey. Ermeni ama... de öldürmeyecektik. Değil mi? Doğru. Evet. Evet. Ondan önceleri de var tabii. Yani evet, doğru. Ne kadar geri gitsen o kadar geri giden bir zulüm düzeni bu. Ama şu hissi oldu mu buraya geldikten sonra, ya işte bunu keşke Türkiye'de yapabilseydik ama hani burada bir şey inşa ediliyor duygusu var mı, yoksa hani böyle bir dağılmışlık hissi mi var? Ya tabii ki ülken gibi değil yani, çok sürekli bir tarafınız boş, hep buruksunuz çünkü burada yaşanmış bir hikayeniz yok, biriktirdiğiniz bir hikaye de yok, biriktirmediğiniz bir hikayeden, biriktirmediğiniz bir yaşantıdan bir başarı hikayesi çıkarmak öyle kolay değil. Yani ya da yeni bir tarih çıkarmak kolay değil. Ama gittiğiniz her yerde kendi kişisel tarihinizi de götürüyorsunuz. Ve o tarihiniz, yaşadıklarınız hiçbir zaman sizi bırakmıyor. Yani arkanızdan geliyor yani. Mesela benim o sokağa çıkma yasaklarında yaşadığım, o ağır insan hakları ihlalleri, binden fazla insan yaşamı yitirmiş insanı görmek, o anne babaların çocuğunun hayatını kaybederken orada yaşamını yitirmişini izlemesini, mezarsız çocukları ve anlatılamayacak o kadar ağır hikayeler var ki. Ben şunu demek istiyorum. Ben mesela Türkiye'deki halime göre daha yoğun bir politik içinde yaşıyorum kendimi. Yani değil mi? Ben Türkiye'de bir 10 dakika mola verirdim. Burada 10 dakika mola versem vicdan azabı hissediyorum. Yani sanki böyle bir şeyi eksik bırakmış gibi daha çok ve sürekli Türkiye ile meşgulüz. Düşünmemek için belki de özlemi. Ya olabilir ama sonunda mücadele benim açımdan daha katmerlendi burada. Bir ikincisi de hani kendim gibi işte senin gibi başka insanları buldum ve hı-hı, Türkiye'de mesela böyle bir diyalog alım zincirim yoktu. Çok daha zenginleştiğini hissediyorum o burada. O kesinlikle öyle. Yani bu bizi savuran şey aslında bizi bir şekilde buluşturdu gibi bir hisse sahibim. Ben onu sorduysanız o doğru. Ben buna katılırım. Yani mesela senin dediğin gibi bizim... Mesela birbirimizi ne kadar iyi anlamaya başladık. Aslında birbirimizden korkardık. Çünkü tanımazdık birbirimizi. Her insan tanımadığı şeyden korkar.
Ama bugün birbirimizi tanıdık. Mesela seni tanıdım, bir başka arkadaş, o beni tanıdı. Ve bir araya gelmenin, bir arada oturup mesela ortak vatan, ülke özlemini konuşabilmenin bir sıcaklığı olmasıyla birlikte mücadele etmenin bir aracı da oldu. Yani bu çok kıymetli ve mesela buna bakarsanız ben burada da aynı şey, hani mesela çoğu şey işte çalışmalara katılıyoruz, halk toplantılarına, panellere, televizyon programları ve bunun gibi çok fazla sayıda çalışmalarımız var. Tabii bu koronadan kaynaklı olarak 2 aydır hani hepimiz kendi içimizde biraz kendi hayatımızı tartışıp kendimizle ilgili takım geçmişimizin muhasebesini yapıyoruz. Benim demek istediğim oydu, hani hikayemiz yok derken. Evet. Ama korona, şunu mesela Türkiye'de becerebilseydik belki biraz farklı bir yerde olabilirdik. Yani bugün geldiğimiz noktayı bu kadar dayak yemeden bir araya gelmeyi başarsaydık. Biz çok söyledik, siz gelmediniz. Olabilir, belki doğrudur. Espri yapıyorum. Doğrudur, bilmiyorum. Ben HDP'de de hatalar vardır. Çok, yani, eksiklerimiz var hepimizin. Mutlaka eksiği olmuştur. Çünkü yani şey bir dönem, dediğin gibi yangın döneminde kim ne kadar az su taşıdı, ne kadar çok su taşıdı, bunun hesabını yapamayız. Yani. Yok, zaten onun gereği de yok yani. Bundan sonrasına bakmak lazım. Kesinlikle. Sence bir çıkış planımız var mı? Yoksa şu anda bir el yordamıyla herkes canını kurtarma derdinde mi? Yani şimdi iki şey var. İkisi de senin dediğin kişide. Bir kısmı el yordamıyla kendi hayatını kurtarıyor. Bir kısmı da bir aklı sağduyulu ve ülkenin gerçekten gidişatından huzursuz olan can yamanlar da gelin bir araya gidelim, gelelim ve ortak bu yangını nasıl söndürebilirim ve artık kayıpları nasıl engelleyebilirim. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yaptırırsın. Beraber yaptığımız bir çalışma da vardı. Evet. Çok da kıymetliydi, çok da güzel ses getirdi. Ama bu koronanın gelmesi... Bir birliktelik toplantısı oldu. Ondan evet, biraz bahsedelim belki istersen. Evet, o çok iyiydi. Yani bir tür ortak akıl üretme toplantısı yapıldı ve çok geniş katılım oldu yani. Değil mi? Yüz kişiye evet, yakın dünyanın değişik yerlerinden insanlar, sürgünler geldi ve bir çözüm arayışı başladı. O arayışımız bitmedi ama hala bu devam kıymetli ediyor. Ve hala bu çalışmalar var. Ama bu koronanın getirmiş olduğu küresel pandemiden kaynaklı bazı çalışmalar şu anda yavaşladı ve bazıları da durmuş durma noktasında. Çünkü ulaşım, erişim, seyahat etme, görüşebilme koşulları çok küçük. Fakat amaç ve inanç halen çok diri. Çünkü o konferansın katılımcılarıyla sen de arada konuşuyorsundur, ben de konuşurum. Çok sağlam ve diri. Yani herkes, bilhassa sen, ben, yani hepimizin bu çalışmayı yürütme ve devam etme konusunda çabamız ve motivasyonumuz var yani. Yani Türkiye'den dinleyenler için şunu söyleyelim, yani umut verici bir şey bu. Çünkü Türkiye'de yapamadığımız bir şeydi bu. Evet. Yani bu kadar farklı, yani sosyal demokratı, merkez sağcısı, Kürdü, Ermenisi, akademisyeni, barışçıl akademisyenler de oradaydı. Diasporası, yani herkesin bir araya gelip artık şu ihtiyacı gördü. Yani biz bir araya gelmezsek hepimizi tek tek yok edecekler. Hı hı. Ve bir arada olmanın dinamiklerini konuştuk. Aslında bu çok kıymetliydi. İkinci gün daha da bence önemliydi. Ya bir arada olacağız ama ne üreteceğiz? Ha? Yani ne yapalım? O daha da kıymetliydi. Yani nasıl bir dış politika, nasıl bir medya politikası, nasıl bir ekonomi politikası? Bunlar ilk defa konuşuluyor. Yani evet, bir araya gelip sadece birbirimize derdimizi anlatmanın evet, ötesine geçip komisyonlar kuralım, bir şeyler üretelim, yarının Türkiye'sini inşa edelim hazırlığıydı. Çok umut vericiydi. Yani dediğin gibi şu anda bir kesintiye uğramış süreç var ama başlamış olması önemli ve Türkiye'de yapamadığımız şeyi adeta burada yapma şansı bulduk. Çok güzel oldu. Çok kıymetli bence. Hı hı. Bize onun, bizim işte onu devam etmemiz ve sahiplenmemiz gerekiyor ama ben sen değil aslında katılımcıların ve dışarıda hani ola ki unutulmuş ya da buna dahil olmak isteyenlerin hepsinin bu talebe sahip çıkması ve bu çoğalmamız gerekiyor. Çünkü çoğaldıkça durdurabiliriz. Çoğaldıkça mücadelemizi güçlendirebiliriz ve çoğaldıkça ülkemize dönebiliriz. Yani o güzel ülkemize dönebiliriz. Çok güzel bir umutla bitirmiş olduk. Evet. Dertlerle evet, başladık, sorunlarla başladık ama umutla bitirdik. Sibel çok teşekkürler katıldığın için. Ediyorum. Dilerim sonunda bahsettiğin umudu gerçek olur ve gidip orada bunları hayatımızda ve ülkenin hayatında kara bir dönem diye hatırlarız. Umarım. Olacak o günler. Olacak. Çok teşekkürler. Haftaya bir başka Türkiye Nereye'de buluşmak üzere. Bizden iyi günler dileğiyle. Hoşçakalın.